Evet Çorlu'ya hoş geldiniz. Bir şehir nerede en güzel anlatılır? Tabii ki şehir girişindeki tabelanın önünden başlanır. Çorlu 280 bini hatta 300 bini aşan nüfusuyla Türkiye'de resmi rakamlara göre 22 ilden daha büyük bir şehir. Ben zaman zaman şehir dışına özellikle karavan firmalarını ziyaret etmeye gittiğimde şunu gördüm. Çorlu'yu bir kasaba gibi görüyor hala Çorlu'ya gelmeyenler. O yüzden bu kısa videoyu, bu tanıtım videosunu sizlerle paylaşacağım. Çorlu'ya tekrar hoş geldiniz. Hadi bakalım Çorlu'da nereler varmış, nereler gezilirmiş, nasıl bir yermiş hep beraber gezelim. Çorlu şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Çorlu şehir merkezine girişte iki noktada elektronik denetleme sistemi var. Karavan severlere kısaca bunun da hatırlatmasını yapayım. Karavanseverler hız yapmayı, sürat yapmayı sevmezler. Onlar yavaş yavaş geze geze seyahat etmeyi sevdiklerini iyi biliyorum. Ama ben yine de bir hatırlatma yapayım. Cezalar çok ağır. O yüzden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Hem can güvenliğimiz için hem de cep güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmamız gerekiyor. Araç kullanırken cep telefonu kullanmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları da hatırlatma yaptıktan sonra hadi bakalım şimdi Çorlu'da nerelere gideceğiz, nereye götürelim sizi. Çorlu'nun yine hemen girişinde Atatürk evi var. Devletimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ümüzün doğduğu evin birebir kopyası var, birebir eşyaları var. Hadi gidelim Çorlu Atatürk evinde, Atatürk evi müzesinde neler var hep beraber görelim. Evet Atatürk Evi'ne geldik. Tam arkamda Çorlu Atatürk Evi. Çorlu Belediyesi tarafından yaptırıldı. Atatürk Evi nasıl bir yer? Hadi hep beraber bir de oraya gezelim. Evet hızlıca Çorlu Atatürk Evi'ne giriyoruz. Çorlu Atatürk Evi öğrenci okutuyor. Buradan elde edilen gelirle de Çorlu'daki üniversite öğrencilerine bir burs veriliyor. Evet Çorlu Atatürk Evi'ne giriyoruz. Giriş 10 lira büyükler. Öğrenciler 4 lira. Buradan elde edilen gelirle de az önce belirttiğim gibi öğrenciler okutuluyor. Burs veriliyor. İşte Çorlu Atatürk Evi'nin girişi birebir kopyası. Kısaca ben Çorlu'da gezilecek, görülecek yerler adına Çorlu Atatürk Evi olduğunu ve şöyle hızlıca bir de evet bunun üst katı da var. Çok fazla çekmeyeyim. Görmek isteyenler Çorlu Atatürk Evi'ne bizzat gelsinler. Atatürk Evi'nin bahçesinde bandırma vapurunun küçük bir maketi var. Burada güzel hatıra fotoğrafı çekilebilir. Atatürk Evi'nin yine bahçesinde Atatürk'ün güzel fotoğrafları var. Karşı tarafta şöyle küçük bir kamelya var. Güzel bir bahçe var burada. Ve işte Çorlu Atatürk Evi. Burası belki de Çorlu'nun en işlek kavşaklarından birisi. Böyle devam ettiğiniz zaman tam karşı bina Çorlu Emniyet Müdürlüğü. Böyle sağ tarafa doğru gittiğinizde emlak konutları olarak bilinen Hürriyet Mahallesi ve işte tam karşımızda Atatürk Evi, yeni bir diş hastanesi mavi bina. Böyle ilçe trafik. Şöyle şu ağaçların arka tarafı da gene yürüme mesafesinde karavan ya da Çorlu fuar alanı diyelim. Zaman zaman tarım fuarı da yapılıyor orada. Tam karşıda görüyor musunuz, kameradan seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası. Yani çepeçevre döndüğümüz zaman fuar alanının, Çorlu'nun alışveriş ve çekim merkezlerine ne kadar yakın olduğunu sizlere göstermek için buradan da kısaca bir görüntü aldım. Ve burada Atatürk'ün işte Cumhuriyeti kurduğu ilk yıllardan kalma bir araba var. O dönemden kalma plakası da 59 ata 59.
Çorlu Atatürk Evi'nin bahçesinde bu da sergileniyor. Evet, Çorlu'daki gezilerimiz devam ediyor. Çorlu Atatürk Evi'nde gezdik. Kısaca gösterdik yerini, mevkisini, konumunu. Şimdi gidelim. Balmum Heykeller Müzesi var. Çorlu şehir içinde alışveriş merkezleri var. Yine oralara bir bakalım. Çorlu'ya karavanıyla gelmek isteyen karavanseverler için Çorlu'da kaymakamlık binası olarak hizmet veren bina yıkıldı. Orası şu anda geçici otopark. Tam o alandayız. Çorlu Çerkezköy Sapağı istikametinde şehir merkezine karavanıyla gelen dostlarımız bu alana karavanlarını park edebilirler. Çok güvenlikli değil. Etrafında herhangi bir koruma yok ama park edilebilecek bir alan. Şimdi buradan Balmum Heykeller Müzesi'ne gidiyoruz. Çok yakın. Evet, geldik Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmum Heykeller Müzesi'ne. Bakalım içerisi nasıl, hep beraber bir de orayı görelim. Evet, burası 1877 yılında Çorlu Belediye Binası olarak inşa edilmiş. Uzun yıllar Çorlu Belediye Binası olarak hizmet vermiş ve şu anda müze olarak kullanılıyor. Girişi yan taraftan. Evet, merhabalar, kolay gelsin. Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ndeyiz. Giriş 12 lira büyükler, 7 lira öğrenci. Toplu girişlerde de indirimler oluyor. Şöyle bakalım. Hemen girişte sol tarafta gördüğünüz gibi yazarlar burada. Gazeteciler. Aşık Veysel sizi karşılıyor. Hemen hızlıca bir de üst kata çıkalım. Evet, ben hızlı bir tur atıyorum. Gelip görmek isteyenler burada hoşça vakit geçirebilirler. Çorlu'da Balmumu Heykeller Müzesi olduğunu bilin istedim. Gelip görün istedim. Ve buradan da hızlıca çıkıyoruz. Balmumu Heykeller Müzesi'nin çıkışında hemen karşısında Çorlu Kolordu, 5. Kolordu tarihi binası var. Uzun yıllar 5. Kolordu'ya karargah olarak hizmet vermiş. Birçok komutanı misafir etmiş bir bina. Biz şimdi buradan hızlıca yürüyerek Çorlu tarihi evini ziyaret edeceğiz. Evet, şimdi de Çorlu Tarihi Evi'ne geldik. Tam arkamda görüyorsunuz, restore edildi. Tarihi bir ev. Osmanlı döneminden kalan bir tarihi ev. Bakalım içeride neler var. Hep beraber Çorlu Tarihi Evi'ni ziyaret edelim.
Vallahi ben Çorlu'da yaşayan bir vatandaş olarak maalesef burayı bulmakta çok zorlanıyorum. Ben bile zorlanıyorum. Hani sizler nasıl gelirsiniz, nasıl bulursunuz? İnanın herhalde Google hizmetini kullanaraktan burayı bulmak ki en doğrusu. Çünkü Çorlu'nun en eski yerleşim birimlerinin içinde maalesef bir yön tabelası da yok. Hadi bakalım Çorlu Tarihi Evi'nde neler var? Kısaca onları size göstereyim. Evet, Çorlu Tarihi Evi'nde bir tarihçesi var. İnsanların içinde yaşadığı, barındığı, aynı zamanda anıların biriktirdiği bir yerdir demişler. Burada Doğanca ailesinden kamulaştırılarak alınan bir tarihi ev. Anılar, fotoğraflar, tapular, kullanılan eşyalar, ibrikler, testiler, böyle çeşitli, şöyle gördüğünüz gibi kişisel eşyalar bu müzeye kullanıcılar, mirasçılar tarafından bağışlanan fotoğraflar, çeyiz sandığı. Yani burada geldiğinizde tarihi birebir yaşayacağınız, adında belli olduğu gibi Çorlu Tarihi Evi. Kısaca bunu da sizlere gösterip paylaşmak istedim. Üst katı var. Evet. Evet, Çorlu Tarihi Evi'nde de kısaca bir tur attık. Çok uzatmak istemiyorum, sizi de sıkmak istemiyorum. Çorlu'da gezilecek yerleri kısaca göstermek istiyorum. Şimdi buradan hızlıca çıkıyoruz. Çorlu Cumhuriyet Parkı'na gidiyoruz. Orayı da size kısaca göstereceğim. Çorlu'daki gezilecek, görülecek yerler videosunda. Şimdi istikamet Çorlu Cumhuriyet Parkı. Tam karşıda Çorlu Cumhuriyet Parkı girişi. Karavanıyla gelen karavanseverler. Burada Çorlu Cumhuriyet Parkı'nın hemen girişinde yine müsait bir otopark var. Orayı da tarif edeceğim, orayı da göstereceğim. Burası Bülent Ecevit Bulvarı. Çorlu İstanbul girişinden Tekirdağ çıkışına kestirme yeni son yıllarda düzenlenen bir bulvar burası. Yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda. Şimdi ileriden U dönüşü yapacağız. Hemen arkamda Çorlu Cumhuriyet Parkı var. Şehir dışından Çorlu'ya karavanıyla gelecek karavanseverler için Çorlu Cumhuriyet Parkı ve Çorlu Kültür Merkezi arasında bulunan şu içinde bulunduğumuz otopark alanı karavancıların park edebileceği hem yeşillik hem şehir merkezine ulaşım imkanlarının en kolay olduğu lokasyon. Biz dernek olarak Çorlu Belediyesi ile yaptığımız yazışmalarda burasını şehir merkezinde karavan park alanı olarak belirledik. Yan tarafta parkın güvenliğini sağlayan güvenlikçiler var. Diğer tarafında da Çorlu Kültür Merkezi'nin güvenlikçileri var. Yolun öbür tarafında okullar var. Dolayısıyla burası şehir merkezinde güvenilir sayılabilecek park alanlarından bir tanesi. Karavancılar burada gönül rahatlığıyla park edebilirler. Şimdi Cumhuriyet Parkı'nda neler var hemen arkamda? Kısaca oraya da bir girelim. Şöyle kısa bir tur atalım. Bakalım Cumhuriyet Parkı'nda neler var. Çorlu Cumhuriyet Parkı içinde Çorlu Belediyesi tarafından işletilen Kafe 1923 şu anda ekranlarınızda. Burada da oturup çayınızı yudumlayabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Çorlu Cumhuriyet Parkı da kısaca böyle. Alt tarafta spor tesisleri var. Basketbol, voleybol, oyun alanları, tenis kortları ve büyük konserler de sık sık burada ev sahipliği yapıyor Çorlu. No
shame. There's no time for the pain, but the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings, dish hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. 'Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Evet, Çorlu Cumhuriyet Parkı'ndaki kısa gezimizi de yaptık. Şimdi hızlıca Çorlu Fuar Alanı'na gidiyoruz. Oradan da kısa bir görüntü paylaşalım. Çorlu Cumhuriyet Parkı'ndan çıktık. Bülent Ecevit Bulvarı üzerinden. Şimdi tekrar Çorlu Fuar Alanı'na, Doğada Yaşam Kamp Karavan Fuarı'nın düzenleneceği fuar alanına doğru gidiyoruz. Yine yaklaştık. Sol tarafımızda Orion Alışveriş Merkezi. Ve tam karşımızda az ileride Çorlu Atatürk Evi. İstanbul istikametinden gelip de askeri fabrikadaki kavşağı kaçıran karavancılar için buradan U dönüşü yaptıktan sonra şöyle tekrar İstanbul istikametine geri dönüp fuar alanına nasıl yaklaşılır, nasıl giriş yapılır onu da kısaca belirtmek istiyorum. Hemen karşıda solda kahverengi bina Hilton Garden Inn, Hilton Otel fuar alanı da hemen onun karşısında kalıyor. Çorlu Yeni Sanayi Fuar Alanı, diğer adıyla Çorlu Fuar Alanı. Burada da fuar yapılacak. Karavan fuarı, tiny house, bahçe mobilyaları, doğada yaşamla ilgili her türlü kullanılacak malzemelerin sergilendiği bir fuar olacak. Şimdi zemin tamamen beton, yaklaşık 50 dönüm bir alanda. Etrafı tel örgülerle çevrili. Fuar girişi ücretli olacak. Online bilet ücretsiz, katılımcılar için ücretsiz davetiye olacak gene. Diğer fuarlarda ne varsa hepsi burada var. Güvenliği, tuvaletleri, aydınlatmaları, zemini, her türlü imkanlar sağlanmış durumda. İstanbul istikametinden geldiğinizde askeri havalanı ışıklarından U dönüşü yaptıktan sonra işte sağ tarafta Lebiderya Restoran tabelası görürdü. Buradan yavaş yavaş sağ sinyalimizi vererekten içeriye giriş yapıyoruz. Yol gayet sağlam, temiz, stabilize bir yol. Burası özel bir firmaya ait. Lebiderya Restoran var. Hemen yanında da benim şahsen de girişimlerim sonucu Çorlu'ya bir karavan kamp alanı kazandıralım istedim. Ve burada tabi kır düğünleri yapılıyor. Geniş bir arazi Lebiderya restorantıyla, kır düğünü alanlarıyla, otoparklarıyla, aile çay bahçesiyle burada güzel bir ortam var. Özellikle Çorlu'ya karavanıyla gelmek isteyen, ben nerede kalacağım, var mı alan soranlar için İşte buyurun size Çorlu Lebiderya Karavan Kamp Alanı. Hemen buradan sağdan giriş yapıyoruz. Karavan Kamp Alanı'na geldik. İşte gördüğünüz gibi yemyeşil, güzel, dümdüz. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş. Burası yaklaşık 25 tane su istasyonu, elektrik istasyonu dizayn edilmiş. En önemli bir ayrıntı da gri su atık hattı da var. Onu belirteyim. Yaklaşık bir 30 tane de sırt tarafında, yani şu anda kameranın arkasında yine karavanların yanaşabileceği alan var. Ama orada elektrik tesisatı çekilmemiş. Yani burası ortalama bir 50-60 karavan alabilecek kapasitede. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş söylediğim gibi. Elektriği, suyu, zemini, tuvalet boşaltma yeri hazır olan bir alan. Hemen alt tarafta güzel bir göleti var. Burada Lebiderya restoranı var. Gerçekten akşam yemeği yemek isteyen karavan severler için. Girişi çıkışı kontrol altında. Özellikle Çorlu'da gelip de ben nerede kalacağım karavanımla diye merak edenler için Çorlu Şehir Merkezi'ne hemen
İstanbul yoluna yürüme mesafesinde, çok yakın. Gölbaşı mesire alanı olarak bilinen piknik alanındayız. Orayı da biraz sonra sizlere göstereceğim. Evet, Çorlu'dan İstanbul istikametine yaklaşık 5 kilometre mesafede Gölbaşı Mesire piknik alanındayız. İçinde suni bir göl var ve hemen etrafında piknik yapılabilecek mesire alanları. Gölbaşı mesire alanında neler var, hep beraber gezelim. Evet, hemen parkın açılış kapanış saatleri 6 ile 24 arasında. Alkolü içecekle girmek yasaktır diyor. İşte Çorlu Gölbaşı Mesire alanı. Evet, Gölet Kafe ve devam ediyor böyle çocuk oyun alanları. Biz şimdi hızlıca Çorlu'da gezilip görülmesi gereken diğer yerlere gidelim. Gölbaşı piknik alanını gezdikten sonra Masal Park Çorlu Belediyesi tarafından 20 dönüm arazide yeni hizmete girdi. Ve işte Çorlu'daki Masal Park'tayız. Tam arkamda yoğun ilgi var. Açılalı daha bir hafta oldu. Dolayısıyla Trakya'nın birçok ilçesinden, ilinden, yakın coğrafyadan, İstanbul'dan Masal Park'ı merak eden vatandaşlar çocuklarıyla beraber şu anda giriş yapıyorlar. Hadi bakalım biz de girelim, içeride Masal Park'ta neler varmış. Karavan severlere kısaca ve de Çorlu'yu tanımak isteyenlere, Çorlu'yu merak edenlere Masal Park'ı da anlatalım. Evet, bir bilet de ben alabilir miyim? Evet, 5 lira karşılığı giriş biletimizi alıyoruz. Kolay gelsin. Evet, burada. Gerçekten bugün yoğun da bir katılım var. İnsanlar kapıda, kuyrukta ve bakalım Masal Park'ta neler varmış. Ben daha önce de buraya birkaç defa geldim. Hemen şöyle kısaca bir özet geçeyim. Masal Park'ın sağ tarafta bir atlı karınca var çocuklar için. Artık biz karavan camiasında herhalde torun olanlar için burası güzel bir cazibe. Ama gezilip görülmesi gerekiyor. Çorlu'da gezilip görülmesi gereken yerlerden birisi ki yoğun bir katılım var bugün de. Şöyle kısaca okuyorum. Rapunzel, Karagöz ile Hacivat, Uçan Kaz, Red Kit, Şeker Kız ve Rakı. Hemen girişte sol tarafta da bir oturma alanı var. Burada çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. 20 dönüm burası Masal Park. Abi, günümüz çocuklarından ziyade aslında biz yaşlardakilerin masal kahramanları çoğunlukla burada. Gezilip görülmesi gereken müze konseptinde masal kahramanlarının İşte figürleri, heykellerinin bulunduğu ve tam karşıda işte Hacivat'ta Karagöz'ü görüyorsunuz. Böyle Çorlu'da gezilip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi olarak bunu da videomuza not düşüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Çorlu'ya gerek karavanıyla gerek arabasıyla şehir dışından gelenler için kısa bir video hazırlayayım istedim. Çorlu'nun gezilecek, görülecek yerlerini sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah güzel bir fuar olacak. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Beni izlemeye, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.